Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da incelemelerde bulundu. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının hala riskli olduğunu hatırlattı. Deprem bölgesinde salgın hastalık bulunmadığını belirtti. Bakan Koca, İstanbul'da deprem riski bulunan iki hastanenin de yeni hizmet yerlerini açıkladı. Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamam gerekir. Şebeke suyundan farklı noktalarda örnekler almaya devam ediyor. Mikrobiyolojik, bakteriyolojik ve kimyasal analizleri sürdürüyoruz. Halen alınan numunelerin bir kısmında analiz sonuçları şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir. Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar için kullanılabilir. Şu an salgın anlamına gelebilecek, bir salgının işareti olabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil. Afet bölgesinde 17 binden fazlası hekim olmak üzere 122 bin sağlık personeli halen görevi başındadır. 26 sahra hastanesi ve 133 acil müdahale ünitesi ile yaklaşık 1200 yerleşik sağlık hizmet kurumumuz bölgede faaliyetine devam ediyor. İstanbul'da binaları sorunlu iki üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi'nin yaygın adıyla ÇAPA'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. ÇAPA'nın Hastal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi kendi hizmet binalarına kavuşana kadar ÇAPA yani İstanbul Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin ise hemen bitişiğinde olan Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır. Cerrahpaşa'ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet imkanı bulacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.